Merhaba arkadaşlar. Şimdi hep birlikte civcivlere çok kullanışlı, maliyetsiz bir suluk hazırlayacağız birlikte. Bize önce şöyle bir dondurma kabı lazım. Yanında 0,5 pet şişe. Malzemelerimiz bir tane bali, bir tane civata, somunlu ve pullu, bir de bıçak. Öncelikle dondurma kutusunu şu ön kapak tarafını kesiyoruz. Kapağı deliyoruz. Gördüğünüz gibi dondurma kutusunu da deliyoruz. Ve şuraya, şu alana baliyi süreceğiz. Kapağı üzerine oturtturup sıkıca onu vidalayacağız. Su kaçırmaması için. Şu anda balimizi sürüyoruz. Balimizi sürdük. Kapağımıza da sürüyoruz. Hem kapağımızı baliledik hem de dondurma kabını. Şimdi bunu bu şekil oraya dolduracağız. Evet, vidamızı oturtturduk. Altına pulumuzu koyduk. Ve pulun arasına da bali sürmeyi unutmazsanız su kaçağını önlemiş olursunuz. Ve kapağımızı bu şekil oturtturduk. Gördüğünüz üzere. Şimdi şu kapağın içerisine pulu koyuyoruz. Onu çok güzel sıkmamız gerekiyor ki şu şekil. Çok güzel sıkmamız gerekiyor ki su kaçağını önlemiş olalım. Şimdi onu ben penseyle sıkmaya çalışacağım. Ve arkadaşlar, şu şekil vidasını sıktım. Tabii vidanın bu kadar uzun olması gerekmiyor. Ancak benim elimdeki kısa vida diş kaptı. Sıkarken sıkamadım onu. Ve elimde uzun bir vida vardı, onu koydum. Ancak bir mahsuru yok. Uzun olabilir. İçi boş nasıl olsa şaşalım. Şişenin bu şekilde getirdik. Ancak bu vidayı dediğim gibi sıkarken çok güçlü sıkmak lazım ki su kaçırmasın. Zaten kapakla kabın arasına bali sürdük, yapıştırdık, sonra sıktık. İnşallah su kaçırmayacak. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra şaşalım. Şurasından delik açıyoruz. Bir tane de şuradan. Bu iki delik oldu. Bu iki delik de yetecektir elbette. İki tane delik deldik. Şimdi şaşalımızı su dolduracağız. Evet. Şaşalımızı su ile doldurduk. Şimdi suluğumuzu alıyoruz. Ve arkadaşlar, şu şekil vidasını sıktım. Tabii vidanın bu kadar uzun olması gerekmiyor. Ancak benim elimdeki kısa vida diş kaptı. Sıkarken sıkamadım onu. Ve elimde uzun bir vida vardı, onu koydum. Ancak bir mahsuru yok. Uzun olabilir. İçi boş nasıl olsa şaşalım. Şişenin bu şekilde getirdik. Ancak bu vidayı dediğim gibi sıkarken çok güçlü sıkmak lazım ki su kaçırmasın. Zaten kapakla kabın arasına bali sürdük, yapıştırdık, sonra sıktık.
inşallah su kaçırmayacak. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra şaşalım. Şurasından deli kaçırıyoruz. Bir tane de şuradan. Bu iki delik oldu. Bu iki delik de yetecektir elbette. İki tane delik deldik. Şimdi şaşalımızı su dolduracağız. Evet. Şaşalımızı su ile doldurduk. Şimdi suluğumuzu alıyoruz. Üzerine tam olarak yaptığımız sistemi üzerine kapatıyoruz. Bu şekil. Şu şekil kapatıyoruz. Ve su kaçırmasın diye de biraz haliyle sıktık. Tamam. Bu şekil yaptıktan sonra ters çevireceğiz.